hafta anlattıklarımızın soruları var, örnek soruları var. Bir 9 tane falan örnek soru var. Bugün yapacağımız şey de bu soruları çözmek olacak. Geçen derste en son pasif işaretlendirme kuralıyla sonlandırmıştık. Bu kurala göre analizleri yapacağız demiştik. Bunlarla ilgili sormak istediğiniz, hatırlayamadığınız bir yerler var mı? Tekrar edeyim mi? Ekran paylaşımında sıkıntı yok herhalde. Ders notu ibaresi şeyini görüyorsunuz değil mi? Ekran paylaşımını. Görüyoruz hocam. Tamam. Peki, o zaman sorularla başlayalım. Bu arada soruları şey yaparken, incelerken tekrar anlattığımız konulara da değineceğiz zaten. Bu soruların çözümü esnasında uygulamalar arasında geçiş yapacağım. Dolayısıyla aynı anda soruyu ekranda göremeyebilirsiniz. Siz de web sayfasından bu soruların PDF'ini download edip oradan soru metnini ve sorunun içerisindeki verilen şekli takip edebilirsiniz. Ben yine bunun üzerine yazmaya çalışacağım ama boş alanları sınırlı olduğu için farklı bir uygulamadan devam etmek zorunda kalabilirim. Şimdi şöyle, bu sorunun bir figürü var. Size şöyle bir devre şeması verilmiş. Bu devre şemasının bir eve ait olduğunu, evin devre modeli, güç dağılım devre modeli olduğu söylenmiş. Bu modelin içerisinde voltajların, yani gerilimlerin ve akımların polaritesi ve yönleri sizlere gösterilmiş. Sol tarafında bir tane tablo görüyorsunuz, tablo 1-4. Bu 1-4 tablosunda da devrede gördüğünüz etiketler, A, B, C, D şeklinde verilmiş etiketler. Ve bunların her biri evin içerisindeki bir ürün olarak düşünebilirsiniz. İşte A'ya buzdolabı deyin, B'ye televizyon deyin, işte C'ye çamaşır makinesi deyin. Yani evde güç harcayan, güç tüketen devre elemanları, elektrikle çalışan devre elemanları olarak hayal edin. Bildiğiniz gibi evlerimizin sigorta panellerinden, yani dairenin sigorta panelinden ana hat, binanın ana kolon kabloları ile gelen o 380 voltluk gerilim sigorta panelinde 220 volta düşürülüp daire içerisine işte prizlere ya da işte ampullere, boğatlara diyelim, elektrik hattının dağılacağı kısımlara iletilmekte ve kapalı bir sistem olduğu için giren ve çıkan elektrik ya da güç olarak düşünmemiz lazım. Üretilen ve tüketilen gücün aslında birbirine eşit olması gerekmekte. Herhangi bir sorun olduğu zaman, bir kaçak olduğu zaman sigorta atmakta ya da işte tehlikeli bir durum, yangın vesaire gibi sonuçları olmakta. Şimdi soruda da şöyle, size bu ev için işte bu şemanın verildiğini söylüyor. Voltajların polariteleri ve yönlerine ilişkin bilgilerin olduğunu belirtiyor. Bu analizlerin işte tablo halindeki voltaj ve akım değerlerinin özetlendiğini, tablo 1-4'te özetlendiğini söylüyor.
Şimdi sizden istenen şey şu, bu değerlerin, burada verilen büyüklüklerin ya da bağlantıların doğru olup olmadığını bulmamızı, tespit etmemizi istiyor. Bunu yaparken de her bir devre elemanının, her bir komponentin o etiketle gösterilmiş olan, ABCD şeklinde gösterilmiş olan her bir bileşenin güç dağılımını, daha doğrusu gücünü hesaplamamız gerektiğini söylüyor. Bunu yaparken de pasif işaretlendirme dağılımını, kuralını kullanarak bu uygulamayı, bu denetimi gerçekleştirmemizi, bu güç hesabını yapmamızı belirtiyor. Şimdi şöyle bir şey, bakın tekrar alt tarafa hatırlatayım. Pasif işaretlendirme kuralında şöyle bir durumdan bahsetmiştik. Bir kapalı kutumuz vardı. Bu kapalı kutunun içerisinde 1 ve 2 şeklinde terminaller gösteriliyordu ve bu terminallere bağlı hatlar vardı. Bu hatların şöyle 1 numaralı terminal pozitif, 2 numaralı terminal negatif şeklinde bir gerilim olduğu, yani bu devre elemanının içerisinde şey yaparken, devam ederken, 1 numaralı terminalden 2 numaralı terminale doğru devam ettiğimizde gerilim düşüşü yönünde. Çünkü bu hattı şey yaptığınız zaman, düşündüğümüz zaman içeride 1'in artı 2'nin eksi olduğunu bilmemiz gerekiyor. 1'den 2'ye doğru giderken de pozitif bir değerden negatif bir değere doğru aslında azalıyoruz. Yani gerilim düşüşü yönünde ilerlemiş oluyoruz. Bu yönde ilerlerken eğer akım da içeriye doğru giriyorsa, hatırlarsanız 4 tane çizim göstermiştik pasif işaretlendirme kuralında. 4 tane çizim vardı. Her bir çizimin ya gerilim yönleri, ya akım yönleri, ya da terminallerin polaritesinin etiketleri farklıydı. Birinci ders notlarının en sonunda açıp tekrar şey yaparsanız, kontrol ederseniz. Şöyle bir şey söylemiştik. Eğer birinci terminalden ikinci terminale doğru giderken gerilim düşmesi yönünde akım ilerliyorsa, biz bu devre elemanı için güç hesabı yaparken gerilim ve akım ikilisinin çarpımının işaretini pozitif işaretle kullanacaktık. Hesaplayacağımız güç, buradaki P dediğimiz güç, bu devre elemanının gerilimi, bu da devre elemanının üzerinden akan akım. Burada gösterildiği gibi, sol tarafta çizdiğim gibi, bu devre elemanının terminallerinin artısından eksisine doğru, yani gerilim düşmesi yönünde devre elemanının üzerinden akım ilerliyorsa, bu devre elemanı için güç formülünü, güç ifadesini oluşturan gerilim ve akım ikilisinin her ikisinin de işaretinin, V'nin de artı, I'nin de artı, pozitif işaretli olduğunu ve bunların çarpımından dolayı buradan elde edeceğimiz gücün de sıfırdan büyük olduğunu söylemiştik. Ve şöyle devam ettik. Bu durumda güç sıfırdan büyük çıkarsa eğer, bizim için bu devre elemanı ne yapıyordu? Gücü tüketiyordu. Yani o bağlantı şemasının içerisinde gösterilen bu bileşen, gücü, o devreye sağlanan, o bağlantıya sağlanan ana gücü tüketen bir devre elemanıydı. Mesela ne gibi? İşte buzdolabı gibi. Mesela ne gibi? Bir televizyon gibi.
düşünün. Bunu çalıştırmak için ne yapıyorsunuz? Buna bir güç aktarımı yapıyorsunuz. Dolayısıyla aktardığınız gücü, verdiğiniz gücü ne yapıyor? Tüketiyor. Şöyle devam ettik. Eğer dedik bu hesapladığımızda güç eksi çıkarsa, yani V çarpı İ ikilisinin işaretinde bir eksi büyüklük karşımıza çıkarsa, yani güç sıfırdan küçük olursa eğer, bu durumda da ne dedik? Güç üretiyor demiştik. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Mesela o kapalı devre sisteminde işte bir bağlı jeneratör gibi ya da işte bir akü gibi, bir pil gibi daha küçük çaplı devrelere şey yaptığımız zaman, odaklandığımız zaman gücü üreten, kendisine bağlı diğer devre elemanlarını beslemek için ana sisteme güç sağlayan bileşenden bahsediyoruz aslında. Bu ifadeler, yani devre elemanının ya da bileşenin, component'ın gücü üretmesi ya da tüketmesini biz hesapladığımız ya da elde ettiğimiz bu güç ifadesiyle anlayabiliyorduk. Şimdi buraya baktığımızda bize bu devre içerisinde, buradaki tasarım içerisinde, model içerisinde her bir bileşenin bacaklarının, mesela A komponentine bakalım. A komponentinde, A bileşeninde ne yapılmış? Bu devre elemanının bacaklarının polariteleri ve bu devre elemanının üzerinden akan akımın yönü verilmiş. Bakın burada bunu, bu A komponentini yukarıya şöyle tekrar çizecek olursam, bu kutunun içerisinde ne var? A komponenti var, temsili resmi. Bu A komponentinin iki tane terminali var. Değil mi? Şuradaki bacaklar, şurası ve şurası, bunun bağlantı bacakları, terminalleri. Bu terminallerinden bir tanesine bir, bir tanesine iki diyelim. Üst taraftakine bir dedim, alt taraftakine iki dedim. Bakın iki numaralı bacak ney? Eksi işaretli. Bir numaralı bacak ney? Artı işaretli. Yani buraya artı, buraya eksi yazdım. Buradaki gerilim büyüklüğü ney? VA olarak gösterilmiş. Şimdi akım bilgisini de işleyeceğim. Bakın akım bilgisi nasıl? A komponentinin artı bacağından içeriye doğru, yani yukarıdan aşağıya doğru akıyor. Dolayısıyla buradaki bir numaralı terminalden akım ne oluyor? İçeriye doğru giriyor. Bir numaralı terminalden akım içeriye doğru girdiği için bu A komponentinin güç hesabını yaparken ben hem gerilimi için hem de akımı için ne yapıyorum? Pozitif işaretleri kullanıyorum. Gerilim düşümü yönünde bu devre elemanının içerisinden akım aktığı için güç hesaplamasında da her iki bileşenin işaretlerini pozitif olarak seçiyorum. Ve dolayısıyla ne diyorum? Ben A'nın gücünü hesaplarken, A bileşeninin gücünü hesaplarken buradaki formülü kullanacağımı söylüyorum. Şimdi aynısını B için düşünelim. Bakın B'ye baktığımızda ne oluyor? B'yi buraya çizelim tekrar. Alt tarafa çizeyim. B bileşeninin İki tane terminali var. Birisi yukarıdaki bacağı, birisi aşağıdaki bacağı temsil ediyor. Yani birisi bu noktayı, birisi bu noktayı temsil ediyor. Etiket vermemize gerek yok. Bu bacakların direkt ben işaretlerini yazayım. Alt tarafı eksi, üst tarafı artı.
Buna ne demiş? VB demiş. Bakın burada IB'nin B komponentinin üzerinden akış yönü nasıl? Eksi bacaktan içeriye doğru giriyor. Eksi bacaktan IB içeriye doğru giriyor. Yani benim pasif işaretlendirme kuralına göre gücünü yazdığımda, PB'yi yazdığımda ne oluyor? Birinci terminal eğer işte pozitif, ikinci terminal negatif şeklinde etikete sahipse aslında bu akım, B komponentinin üzerinden akan akım gerilimin artışı yönünde devre elemanının üstünden geçiyor. Ve bu da neyi doğuruyor? Güç formülünde gerilim olarak ifade ettiğim bileşen artı işarete sahipken bu güç formülünün çarpımındaki bileşenlerinden akım eksi işaretli oluyor. Dolayısıyla buradan ne çıkıyor? PB için kullanacağım güç formülü aslında eksi işaretli bir güç formülü olduğu karşıma çıkıyor. İşte her bir devre elemanı için bu tip soruların çözümünde yapmamız gereken ilk şey bileşenlerin, komponentlerin gücünü hesaplarken kullanacağımız formülü tespit etmek. Bu formülü tespit ettikten sonra burada C için yukarısı artı, aşağısı eksi, slaytlarda düzgün ya da eksik çıkmış. Burası VC. İlk önce bu formülleri tespit edeceksiniz. Daha sonra ne yapacaksınız? Burada verilen tablodaki bilgileri bu formüllerin içerisine yerleştireceğiz teker teker. Ve her bir devre elemanı için ben neyi hesaplayacağım? Gücü hesaplayacağım. Sonra neyi kontrol edeceğim? Bu bir kapalı devre sistemse eğer, bu kapalı devre sistemde üretilen güçlerin, yani çarpım sonucunda negatif çıkan güçlerin toplamı ile bu devrenin içerisindeki gücü tüketen devre elemanlarının ya da bileşenlerin güçlerinin toplamı olan pozitif güçler ne olacak? Negatif güçlere eşit olacak. Yani üretilen güç tüketilen güce eşit olacak ki buradaki sistem sağlıklı bir şekilde çalışsın. Şimdi ben bu tablonun yanına her bir devre elemanı için kullanacağım güçleri teker teker formüllerini yazayım. Bakın burada ne dedik biraz önce? PA için, hatta şöyle yazalım, daha da kompak olsun. Şöyle yapalım. PA için ne dedim? Artı bacaktan içeriye doğru girdiğinden bu bileşeni VA çarpı IA formülü ile hesaplayacağım dedim. B bileşeni için ne dedim? Eksi bacaktan içeriye doğru girdiği için, yani gerilimin yükselişi yönünde bu akım devam ettiği için bunun güç formülü negatif işaretli olacak. P, VB çarpı IB şeklinde olacak. C'ye bakalım şimdi. Bakın C'de akım nasıl gidiyor? Gerilimin düşüşü yönünde gidiyor. Artıdan eksiye doğru bu devre elemanının üzerinden akım ilerliyor. Gerilim düşüşü yönünde olduğu için formülü nasıl? Pozitif işaretli olmalı. Pasif işaretlendirme kuralına göre. D'ye bakalım. D birleşeninde eksiden artıya doğru akım gidiyor. Dolayısıyla eksi bacaktan içeri girmiş. Buradaki VD, ID ikilisinin çarpımı negatif.
E'ye bakalım. Gerilim düşüşü yönünde olduğu için PE VE çarpı IE şeklinde. F bileşenine bakalım. Gerilim artışı yönünde olduğu için eksi VF IF şeklinde. G bileşeni gerilim düşüşü yönünde olduğu için pozitif işaretli VG IG şeklinde. En son olarak da H bileşeni gerilim azalması yönünde olduğu için VH IH. Şimdi devam etmeden önce bu kısımla ilgili anlamadığınız karışan bir yer var mı? Onu sorayım. Çünkü devamdaki süreç, bundan sonraki süreçlerin hepsi buna bağlı olduğu için bu noktayı iyi anlamanız lazım. Bu güç formüllerini nasıl elde ediyoruz? Neye göre bu formülasyonu yazıyoruz? İyi anlamanız lazım. Bununla ilgili var mı sorunuz? Hocam bir eksi olunca ve artı olunca ne oluyordu? Orayı tekrar söyleyebilir misiniz? Tabii şuraya yazayım. Buradaki formülde P hesapladığınız ya da formül olarak karşınıza çıkan güç sıfırdan büyük olursa bu devre elemanı ne yapıyor? Gücü soğuruyor. Yani tüketiyor. Eğer sıfırdan küçük olursa, yani eksi işaretli olursa gücü üretiyor. Şimdi yapacağımız şey bu, şu. Bakın buradaki formüllere bakarak hangisinin güç üretiyor, hangisinin güç tüketiyor kısmına şey yapamayız, karar veremeyiz. Neden? Bir de burada bize ne verilmiş? Gerilim ve akım bilgileri verilmiş. Bu gerilim ve akım bilgilerini buradaki formülün içerisine koyduktan sonra mesela A bileşeni için ne yapacağım? 120 ile eksi 10'u çarpacağım. Bunun için bulduğum formül pozitif işaretli. Dolayısıyla gelen bir katkısı yok. Ama bu çarpım sonucu ne olacak? Eksi 1200 watt şeklinde olduğu için ne diyeceğim? A komponentı gücü negatif çıktığı için ne yapacak? Bu komponent gücü üreten devre elemanları arasında, bileşenler arasında olduğunu söyleyeceğim. Her bir formülde teker teker B için ne yapacağım? Bakın bu sefer B'de 120 ile 9'u çarpacağım. Ama bir ne var? Burada formülden kaynaklı eksi işaret var. Formülden kaynaklı bu eksi işareti yansıtmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu ikisinin çarpımı 120 ile 9'u çarptığınızda 1080 yapacak. Eksi 1080 watt. 1080 watt. C birleşeni için, C komponenti için formül artı işaretli. Her ikisi tabloda pozitif işaretli verilmiş. Dolayısıyla çarpımlarından dolayı burası yine pozitif sonuç verecek. 100 watt. D'ye bakalım. İşaretleri pozitif. Fakat formülde ben ne buldum? Hemen D'yi şurada tekrar hatırlayalım. Ne olmuştu? Bu komponentin eksi bacağından içeriye doğru ID akımı girmişti. Yani gerilimin yükselişi yönünde bu devre elemanının üzerinden akım akıyordu. Dolayısıyla buradaki eksi birleşen ondan dolayı geldi. Ben neyi kabul ediyorum? Benim için pozitiflik nedir? Bakın üst tarafa yazdığımız gibi. Benim pasif işaretlendirme kuralındaki A şıkkını hatırlarsanız eğer ya da bir önceki slaytta buraya yazdığımız bilgi
Benim için pozitiflik artı terminalden eksi terminale doğru giderken akımın devre elemanının içerisinde gerilim düşüşü yönünde olması. Benim için pozitiflik bu. Bunu zıttı her durum ne gibi? Mesela şöyle yukarıya çizeyim. Terminalini gördün, işte artı, eksi. Ama ne gördün? İşte akım eksi terminalden içeri giriyor. Veya buraya bakalım. Terminalini gördün. Burası eksi, artı. Akım içeri giriyor. Ya da bir başka durum. Akım dışarı çıkıyor. Artı, eksi. Veya bir başka durum. Zaten dört tane olası durum var. Burası eksi, burası artı. Bu sefer eksiden dışarıya çıkıyor. Bunların her birinin güçleri nasıl ifade edeceğiz? Bakın buralar V, bunlar da I. Şunu söyleyin, bunun gücü için ne yazacağım? Akım artı bacaktan içeriye doğru giriyor şeklinde çizdim. İçeriye doğru artıdan girdiği için I çarpı V ikilisini pozitif işaretli. Mesela burada akımı eksi bacaktan içeriye doğru giriyor şeklinde çizdim. Dolayısıyla ne burası? Eksi I V formülü. Mesela burada ne yapmışım? Artı bacaktan dışarıya doğru çıkıyor şeklinde çizmişim. Yani bu aslında neye denk geliyor? Devre elemanının içerisinde dolandığı için bu akım aslında ne? Eksi bacaktan içeriye girmiş gibi. Yani formülü eksi IV. Bakın burada akımı çizerken eksi bacaktan dışarıya doğru çıkıyor şeklinde çizdim. Ama aslında bu devre elemanının içerisinde dolanan akım artı bacaktan ne yapmış? İçeriye girmiş. Artı bacaktan giren akım eksi bacaktan dışarıya çıkmış. Dolayısıyla buradaki formülde artı IV şeklinde çarpıma sahip. Tamam mıyız? Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok hocam, teşekkür ederim. Tamam. Şimdi buradaki hesaplamalarımıza geri dönelim. D'ye bakalım. D birleşeninde gerilim 10, akım 1 olarak verilmiş ama formülümüzde bir eksilik var. Bunun için eksi 10 watt. E bileşenimize bakalım. Formül pozitif. V ile I çarpımı pozitif. Gerilimle akımın her ikisi negatif. Fakat negatiflerin çarpımından kaynaklı yine pozitif olacak. Burası 90 watt. Bakın burada formülde negatiflik var. Gerilimimiz negatif, akımımız pozitif işaretli verilmiş. Formüldeki eksi ile gerilimin eksisinin çarpım sonucunda burası yine pozitif olacak. Burası 500 watt. Formül pozitif, değerler pozitif. Bunların çarpımında 480 watt pozitif. Her ikisi eksi olarak verilmiş. Ölçüm yapan kişi, işte gerilimi ölçen kişi ya da akımı ölçen kişi bu H bileşeninin üzerinde gerilimin eksi, akımın eksi olduğunu bulmuş. Aslında büyüklük olarak negatif bir gerilim şeyi yok, kavramı yok ya da negatif bir akım kavramı yok. Burada olan şey ne? Ölçümü yaparken ne yapıyoruz dedik? İşte voltmetre kullanıyoruz ya da ampermetre kullanıyoruz dedik. Devre elemanının akımını ve gerilimini ölçerken. Laboratuvarda Giray hocanız şeyde size bunu gösterdim. Tutorial'da oryantasyon dersinde gösterdim. Voltmetreyi bağlarken
ne yapıyorsunuz? Aslında o güç kaynağının bacaklarına ters bağlarsanız voltmetrenin üstünde negatif işareti görüyorsunuz. İşte artısına eksiği, eksisine artıyı bağlarsanız voltmetre size eksi gerilim gösteriyor. Veya benzer şekilde ampermetreyi devreye bağladığınızda ya da ölçüm yaptığınız yöne göre zıt yönde akım akıyorsa, buradaki işaretler aslında yön bilgisi veriyor. Bizim o anda düşündüğümüz, o anda kabul ettiğimiz yöne zıt yönde olduğu ya da zıt bağlandığı, devreye ters bağlandığı ya da o devre elemanını ölçerken kullandığımız devre aletini, ölçüm aletini ters bağladığımız anlamına geliyor. Her ikisi de negatif işaretli. Formülde negatif yok. Çarpımlarından dolayı burası da pozitif 1100 watt olacak. Şimdi yapacağım şey ne? Eksileri kendi içerisinde toplayacağım. Buradaki bulduğum sonuçlarda eksileri kendi içerisinde toplayacağım. Artıları kendi içerisinde toplayacağım. Neden? Bu şeyde sonuç tablosunda eksi olanlar, yani sıfırdan küçük olanlar, gücü üreten devre elemanları hangileri? Bakın buradaki bir şeye göre, sonuca göre A komponentı negatif, B komponentı negatif, D komponentı negatif, diğerlerinin hepsi pozitif. Yani A'yı, B'yi, D'yi kendi içerisinde toplayacağım. Tabii bunları toplarken işaretlerinin bir önemi yok. Artı ya da eksi olarak şey yapmayacağız, düşünmeyeceğiz. Buradaki güçlerin büyüklüklerini toplayacağım. İşte 1200 artı 1080 artı 10 dediğimizde 2290 watt bulmuş olacağız. Bu 2290 watt ne? Üretilen güç. Üretilen güç. Neden? Aslında burası negatif. Eksi işaretli. Eksi olduğu zaman ne oluyordu? Üretiliyordu. Bu üretilen güç. Şimdi bir de neye bakacağım? Tüketilen kısma, yani pozitif güçlerin toplamına bakacağım. Geri kalanlarının hepsini C'yi ve buradaki E'den H'ye kadar olanların hepsini de kendi içerisinde toplayacağım. Bunları topladığınızda C, E, F, G, H bilgilerini topladığınızda neyi bulacaksınız? Tüketilen güç büyüklüğü olarak 2270 watt bulacaksınız. Bakın, benim beklentim neydi? Üretilen gücün tüketilen güce eşit olmasıydı. Şuraya şöyle bir ifade koyabilirim. Toplam P üretilen eşit olmalı. Toplam P tüketilen. Üretilenlerin toplamı tüketilene eşit olmalı beklentim vardı. Şimdi burada bir fark çıktı. 2290 ile 2270'in farkına baktığımızda, pardon, ne görüyoruz? Arada 20 wattlık bir fark var. Şimdi yapacağım şey şu. Bir problem çıktı. Problem ne? Ya buradaki figür 1.7'de gösterilen artı eksi işaretler, yani gerilim için verilen yönlerde herhangi bir tanesinde sıkıntı var. Ya da akımın yönü çizilirken buradaki çizimin herhangi bir tanesinde sıkıntı var. Veya bu bilgiyi ölçen kişi bu tabloya işlerken, işte mesela şeyi yazarken, gerilimi yazarken ya da akımı yazarken normalde işte artı yazması gerekirken eksi yazmış ya da eksi yazması gerekirken artı yazmış.
Burada bir sıkıntı var. Şimdi bunu bulabilmek için de ne yapmamız lazım? Bir işaret farkından kaynaklı problem olduğu için verilen bilgi, daha doğrusu elde ettiğim bilginin yarısına bakmam lazım. 20 wattın yarısına baktığımızda ney? 10 watt. Şimdi ben neyi arayacağım? Buradaki bulduğum güç ifadelerinde, güç çarpımı sonuçlarında 10 watt hangisine denk geliyor? Bakın burada 10 watt D komponentı için bulduğum bir büyüklük. Diğerlerine taradığınız zaman hiçbirisi 10 watt büyüklüğünde değil. Ama neyi gördüm? Hesaplama sonucunda D'nin işaretinin eksi 10 watt olduğunu gördüm. Demek ki bu problem, buradaki fark problemi D bileşeninin, buradaki D bileşeninin tablosu yazılırken, bakın buradaki tablosu yazılırken kullanılan gerilim ya da akım işaretlerinde veya çizim olarak figür 1.7'ye baktığımızda gördüğümüz bu D komponentinin işte sol bacağının eksi, sağ bacağının artı veya burada çizilen soldan sağa doğru akan D'nin üstünden akan ID'nin yönünden kaynaklı bir yanlışlıktan dolayı olduğunu fark ettim. Aslında ne olması gerekiyormuş? D'nin eksi 10 değil, artı 10 olması gerekiyormuş. Artı 10 watt olursa ne olacak? Bu aradaki fark kapanacak. Tüketenler, üretenler kısmına değil, ben nereye? Tüketenler kısmına eklemiş olacağım D'yi. Dolayısıyla üretenlerden 10 watt azaltıp tüketenlere 10 watt. Evet, bu sorunun çözümünde en son üretilen ve tüketilen gücü karşılaştırıp hangi birleşende sıkıntı var bunu bulduk. Bulduğumuz farkın yarısını aldık. İşaretinin yanlış olabileceği yorumunu yaptık. Dediğimiz gibi ya bu tabloya yazılırken, buradaki tabloya yazılırken yanlış yazılmış olabilir veya buradaki çizimde gösterilirken yanlış çizilmiş olabilir herhangi bir tanesi. Buna bakalım. Size figür 5.1'de bir bileşen verilmiş, bir devre elemanı verilmiş. İdeal temel devre elemanı olduğu söylenmiş. Gösterildiği gibi artı terminalinden içeriye doğru bir akım girişi resmedilmiş. Size bu akımın zaman içerisindeki değişimine ilişkin bilgiler bir tablo halinde gösterilmiş. Buradaki toplam yükü mikrokolomb cinsinden üst terminalden içeriye doğru giren toplam yükü mikrokolomb cinsinden bulmamız bu sorunun çözümü için. Şimdi buna bakalım. Burada hatırlayacağınız gibi bir formülümüz vardı. Bu formülü, yük formülünü gerekiyor. Bu yük formülünü birinci ders notlarının içerisinde denklem 1-2'de şey yapmıştık, vermiştik. Burada akımın akımı bulmak için yükün zamanla değiştiğini söyledik. Şimdi buradan yükü hesaplamak için bunun integralini alırsak, her iki kısımdaki integralini alırsak, bu integrali 0 t zaman aralığında aldığımızda qt dediğimiz yük (gülüyor)
verilen bilgideki bu aralığı kullanacağım. Şimdi üst limiti yok, sonsuza doğru gidiyor. Onun için burada sıfırdan başlayıp sonsuza doğru giden ifadesi 20 çarpı e üzeri eksi 5000 t dt şeklinde olan bir integral. Bunu çözdüğümüzde 20 bölü e üzeri ifadesi aşağıya 1 bölü olarak geliyor. Matematikten hatırlayacaksınız. Çarpı e üzeri eksi 5000 t diyelim. Buna da sıfırdan sonsuza kadar gidecek. Değerleri yerine koyduğunuzda e üzeri eksi sonsuz 0 olacak. E üzeri 0 1 olacak. Dolayısıyla burası eksi 20 bölü 5000 çarpı 0 eksi 1'e denk gelecek. Şuraya devam edecek olursam bunu böldüğünüzde 20 bölü 5000 0,004 kolomb. Soruda mikrokolomb cinsinden istiyor. Mikrokolomb 10 üzeri eksi 6. 10 üzeri eksi 6. Dolayısıyla burası 4000 mikrokolombluk bir yük hesaplıyormuşuz. Şu örneğimize bakalım. Burada şöyle bir şey söylenmiş. 2 numaralı ter, bakın metin olarak burada bir ifade var. Şimdi bu ifadenin resmini çizeceğiz, görselini oluşturacağız. Ne diyor? 20 voltluk gerilim devre elemanının ikinci terminalinden birinci terminaline doğru giderken düşüş gösteriyormuş. Yani buraya bir kutu çizersem ve bu kutunun 1 ve 2 numaralı terminallerini bu şekilde resmedersem, burada verilen bilgiye göre 2 numaralı terminalden 1 numaralı terminale doğru giderken demek, gerilim düşmesi demek, 2'nin artı 1'in eksi işaret ile buradaki gerilim büyüklüğünün de soruda söylendiği gibi 20 volt olarak gösterilmesi gerektiğini. Bakın devamına baktığımızda 4 amperlik akım da 2 numaralı terminalden içeriye doğru giriyormuş. Yani buradan içeriye doğru giren, 2 numaralı bacaktan içeriye doğru giren 4 amperlikte neyimiz var? Bir akımımız var. Şimdi bizlere A şıkkında aşağıda verilmiş olan V'nin ve I'nın polariteleri, polarite referans yönlerini, değerlerini, büyüklüklerini bulmamız istenmekte. Bakın A şıkkına baktığımızda, şimdi bunu yaparken şöyle bir şey yapacağız. Artık soruda söylenen ifade bizim referans noktamız. Ben bu bilgiye göre A şıkkının çiziminde gösterilen gerilimi ve akımın işaretlerini neye göre seçeceğim? Sorudaki referans şekle göre seçeceğim. Bakın A şıkkında 1 numaralı terminal artı, 2 numaralı terminal eksi. Ama benim referansım da ne? 1 numaralı terminal eksi, 2 numaralı terminal artı.
Dolayısıyla A şıkkımda gösterilen V gerilimi benim referansıma göre zıt yönlü. Bu yüzden buradaki V ne? Eksi 20 volt. A şıkkında gösterilmiş V'nin büyüklüğü negatif işaretli. Zaten büyüklüğü de 20 volt. Şimdi akıma bakalım. Benim referansıma baktığımda, referans çizimimde nasıl? I akımı artı işaretli terminalden içeriye doğru giriyor. Hemen şeye bakalım. Buradaki çizimimize bakalım. Buradaki çizime göre nasıl? Ya da şöyle söyleyelim. İki numaralı terminalden, daha doğru olacak, iki numaralı terminalden içeriye doğru giriyor. Şimdi buraya baktığımda, buradaki terminallere baktığımda, burada da bir numaralı terminalden içeriye giren akım, iki numaralı terminalden aslında dışarıya çıkıyor. Buradan geliyor akım, dolanıyor. İki numaradan dışarıya doğru çıkıyor. Benim referansıma göre ne olması lazım? İki numaradan içeriye doğru giriyor olması lazım. Dolayısıyla A şıkkında gösterilmiş olan akım da işareti de ters yönlü, zıt işaretli. İşte bütün bu şıklardaki akım ve gerilim yönlerine bakarak öncelikli olarak bunların şeylerini, büyüklüklerini bulacağız. Şimdi B şıkkına baktığınız zaman bakın burada ne çizilmiş, nasıl çizilmiş. Hemen eşleştirelim. Benim bir numaram eksi, iki numaram artı. Ama burada ne? Bir numara artı, iki numara eksi. Dolayısıyla gerilim ne? Eksi işaretli. Büyüklük aynı. Bakın burada bir numaradan dışarıya doğru çıkmış. Yani aslında içine baktığımızda, akımı takip ettiğimizde negatif terminalden pozitif terminale doğru gerilim artışı yönünde gitmiş. Gerilim artışı yönünde devam etmiş. Ama benim referans çerçeveme göre, referans şeklime göre pozitif terminalden içeriye giren akım bu devre elemanının içinde ne olmuş? Gerilim düşüşü yönünde ilerlemiş. Değil mi? Veya numaralardan, terminal şeylerinden bakacak olursak, takip edecek olursak, 2'den içeriye giren 1'den ne oluyor? Dışarıya çıkıyor. Bakın burada da aslında 2'den içeriye girmiş, 1'den dışarıya çıkan şekilde çizilmiş. Dolayısıyla buradaki B şıkkında akımın yönü benim referans akımın yönü ile aynı. C'ye baktığımızda gerilimleri karşılaştıralım. 1 eksi 2 artı. Bende de aynı şekilde 1 eksi 2 artı. Dolayısıyla C'de gerilim işaretim aynı. Benim referansıma göre birden akım içeriye giriyor. 4 amper, 4 amper 2'den içeriye giriyor referansımda. Burada 1'den içeriye giriyor. Onun için buradaki akım ne? Ters işaretli. C'ye baktığımızda da V'nin aynı işaretli, I'nin da aynı işaretli olduğunu görmekteyiz. Bu referansa göre, soruda söylenen, burada anlatılan referansa göre çizdiğim yönlere bakıp şıklardaki gerilim ve akım büyüklüklerinin işaretlerini belirledim. Şimdi B şıkkına bakalım. B şıkkında ne demekte? Bu kutunun içerisinde, yani benim soru için çizdiğim kutunun gücü
üretmesi ya da tüketmesi konusuyla ilgili bir istekte bulunmuş. Bu tüketiyor mu yoksa üretiyor mu? Bunu tespit etmem isteniyor. Şimdi pasif işaretlendirme kuralını hatırlayalım. Pasif işaretlendirme kuralında ne yapıyorduk? Bir numaralı terminal, iki numaralı terminal, bir numaraya artı, ikiye eksi demiştik. Burada V vardı. Bir numaralı terminalden akım içeriye giriyordu. Bu sefer ne demiştim? Eğer gerilim düşmesi yönünde akım ilerliyorsa, değil mi? Gerilim düşmesi yönünde akım ilerliyorsa, buradaki güç çarpımında kullandığım gerilim ve akımın her ikisinin de işareti artı işaretlidir demiştik. Bakın şeye baktığımızda, bizim çizdiğimiz referansa baktığımızda burası 1, burası 2, burası artı, burası eksi, burası 20 volt idi. Pozitif bacaktan içeriye doğru giren 4 amperlik akım vardı. Aslında şeyle karşılaştırdığımızda, pasif işaretlendirme kuralı için kullandığımız çizim ile karşılaştırdığımızda, ney? Buradaki terminallere göre benim yaptığım çizim zıt. Şimdi bunu referans alacağım. Bunu referans alarak sorudaki çizimi karşılaştıracağım. Ne yapacağım? Önce terminalleri karşılaştıracağım. Bakın, bu sefer benim referansıma göre 1 artı 2 eksi. Ama buradaki çizim ne? 1 eksi 2 artı. Demek ki gerilim ne? Eksi. Şimdi akıma bakalım. Akım nereden içeriye giriyor? Benim pasif işaretlendirme kuralındaki pozitif güç sonucuma göre pozitif terminalden içeriye giriyor. Bir numaralı bacaktan içeriye giriyor. Ama burada nasıl? İki numaralı bacaktan içeriye giriyor. Dolayısıyla buradaki akım da zıt yönde. Bunun ikisinin çarpım sonucu ne çıkıyor? 80 watt. Yani P büyüktür 0 çıkıyor. Bunun anlamı ne? Pozitif çıktığı için, sıfırdan büyük çıktığı için gücü tüketiyor. Tamam. Eğer bu karşılaştırma işi size karışık geldiyse şöyle de yapabilirsiniz. Hemen buraya soruda verilen bilgiyi çizebilirsiniz. Burada ne dedi? Eksi artı 20 volt 4'te 2 numaralı terminalden içeriye giriyor demiştik. Hemen neye bakacağım? Akımın devre elemanının içerisinde gidiş yönüne bakacağım. Pozitif terminalden nereye gitmiş? Negatif terminale doğru gitmiş. 2'den girmiş, içeride dolanmış, bir numaralı bacaktan dışarıya çıkmış. Aslında baktığımda bu devre elemanının gerilim düşüşü yönünde akım ilerlemiş. Ben ne demiştim? Pasif işaretlendirme kuralına göre güç şeyini bulurken, gücü bulurken akımla gerilim çarpımının her ikisindeki işaretlerin artı olma durumu ne zaman karşıma çıkıyor demiştim. Gerilim düşüşü yönünde akım ilerlediği zaman karşıma çıkıyor demiştim. İşte aynısı aslında burada da sağlanmış. Pozitiften girmiş, negatife doğru gitmiş. Yani gerilim düşüşü yönünde ilerlemiş. Aslında buradaki P için I çarpı V şeklinde akımı da artı işaretli, gerilimi de artı işaretli olarak kullandığımda yine
80 watt, yani 80 wattlık güç tüketen bir devre elemanı şeklinde bu sonucu elde etmiş oluyorum. C şıkkının cevabını aslında hesaplayarak verdik. 80 wattlık gücü ne yapıyor? Tüketiyor. Absorbing dediği tüketmek. 80 wattlık gücü tüketiyor. Evet, bu soruyla ilgili sormak istedikleriniz var mı? Karışan bir yer var mı? Tekrar etmemize gerek var mı? Peki, bu soruya bakalım. Bakın burada bir senaryo verilmiş. Senaryoya göre bir DC iletim hattı varmış. İşte Oregon ile Kaliforniya arasında kurulmuş yüksek voltajlı doğru akım iletim terminali mevcutmuş. Burada Kaliforniya 800 kilowattta ve 1800 amperlik bir güç ile çalışıyormuş buradaki sistemler. 800 kilowattlık bir gerilim ve 1800 amperlik bir akıma ihtiyaç duyuyormuş çalışması için. Buradaki gücü megawatt cinsinden hesaplamamızı istiyor. Ama bunu hesaplarken Oregon şehri bizim referansımız. Oregon tarafından bakıyormuşuz cısına bu hesaplamayı gerçekleştirmemizi istiyor. Ve bu şeyden sonra da bulduğumuz gücün akış yönü neresi? Aslında neresi enerjiyi üretiyor, neresi enerjiyi tüketiyor? Hangi şehir üretiyor, hangi şehir tüketiyor kısmını bize sormak, şey yapmakta, istemekte. Bunun için ne diyebilirsiniz? Bakın Oregon'a baktığımızda, Oregon kısmına baktığımızda üst taraftaki terminal buradaki işarete göre artı, alt taraftaki terminal buradaki işarete göre ne? Eksi. Buraya ben bir, buraya iki numaralı terminal dersem, akımın çizim yönüne bakın. Akımın çizim yönü nasıl? Pozitif terminalden dışarıya doğru çıkmış. Pozitif terminalden dışarıya doğru çıkmış. Pasif işaretlendirme kuralımı hatırlayayım hemen. Şuraya tekrar çizeyim. Pasif işaretlendirme kuralında 1-2 terminallerimi çiziyordum. Gerilim düşüş yönünü çiziyordum ve akımın gerilim düşüş yönünde bu devre elemanından geçtiğini, bu durumda gücün çarpımında kullanılan gerilimin ve akımın pozitif işaretlerle verildiğini ve buradaki gerilim şey güç sıfırdan büyük olduğu için de bunun tükettiğini söylüyor. Şimdi buraya baktığım zaman bakın soldan sağa doğru giden bir akım var. Bu akımı takip edersek eğer bu soldan sağa doğru gidiyorsa alt taraftaki telden geliyor, yukarıdaki telden gidiyor. Yani aslında eksi bacaktan içeriye doğru giriyor. İki numaralı terminalden içeriye doğru giriyor. Bir numaralı terminalden dışarıya doğru çıkıyor. Benim pasif işaret şeyime göre, gösterimime göre bu ne? Zıt. Akımın yönü zıt. Ben ne yapıyorum? Akımı ne zaman artı işaretli kabul ediyorum? Artı terminalden içeriye girip, eksi terminalden dışarıya çıktığı durumlarda
akımın işaretini pozitif kabul ediyorum. Gerilim düşüşünün yönünde olduğunda akım işaretini pozitif kabul ediyorum. Ama burada nasıl? Eksiden girip artıdan dolandığı için, artıdan çıktığı için gerilim yükselmesi yönünde ilerlediğinden dolayı Oregon kısmında kullanacağım akım ve gerilim ikilisinin çarpımında akımın işareti zıt işaretlidir diyor. Ve dolayısıyla buradaki çarpımı yaptığım zaman formülüm eksi I ve şeklinde olacak. Bu bilgileri yerine koyduğumda akım için 1.8 kilo amperi, gerilim için de 800 kilowatt bilgisini koyduğumuz zaman bunları mega, burada soruda söylediği gibi megawatt cinsinden bulmamızı istemiş. Bu çarpım eksi 1440 çarpı kilo, hatırlayacağınız gibi 10 üzeri 3. Her ikisi de kilo olduğu için çarpımlarından 10 üzeri 6 gelecek. 1440 çarpı 10 üzeri 6. 10 üzeri 6 da mega büyüklüğüne karşı geliyordu. Bunu ilk dersimizde tablolarda görmüştük. Eksi 1440 mega watt olacak. Yani bunun anlamı ne? İşaret eksi olduğu için üretiyordu. Ne anlama geliyor? Oregon şehri gücü üretiyor. Kaliforniya ne yapıyor? Oregon'un ürettiği gücü tüketiyor. Bu bir kapalı devre ise, kapalı sistemse, güç üretimi Oregon'da gerçekleşiyor. İletim hatlarından nereye aktarılıyor? Kaliforniya'ya aktarılıyor. Kaliforniya'da bu güç tüketiliyor. Üretilen güç tüketilene eşit olduğunu kabul ederek bu iletim hatlarının sağlıklı bir şekilde çalıştığını gerekiyorsa yorumlayabilirsiniz. Şekil 1.14'te size A ve B kutusu verilmiş. Bu kutular elektrik devrelerini temsil ediyormuş. Akımın referans yönü bu AB arasındaki bağlantıda ve aynı şekilde AB arasındaki bağlantıda gösterilen gerilimin polarite yönü figürde belirtilmiş. I akımı A'dan B'ye doğru akmakta. Üst taraftaki tel artı işaretli, alt taraftaki tel de eksi işaretli. Şimdi şıklarda verilen bütün bu nümerik değerler için buradaki bağlantının büyüklüğünü hesaplamamızı istiyor. Aradaki bu bağlantının güç hesabını yapmamızı istiyor. Ve yaptığımız bu hesaba göre gücün A'dan B'ye mi yoksa B'den A'ya mı aktarıldığını bulmamızı söylüyor. Evet, A şıkkındaki şeye bakalım, güce bakalım. Şimdi üst taraftaki tel ne? Artı. Alt taraftaki tel ne? Eksi. B'ye bakalım. B'de ne? Üst taraftaki tel artı. Alt taraftaki tel ne? Eksi. Evet, ne söyleyebilirsiniz? Mesela A kutusunda olduğumuzu ve B'ye doğru baktığımızı kabul edelim.
Ne oluyor burada? Gücü hesaplarken hangi formülü kullanıyordum? Gerilim ile akım büyüklüklerini çarparak güç hesabını yapıyordum. Şimdi bu güç hesabında baktığımızda 6 ile 30'u çarptığımız zaman ne oluyor? 6 çarpı 30'dan 180 watt karşımıza çıkıyor. Şimdi 180 watt ne? Pozitif. A'dan B'ye doğru baktığımızda 180 watt pozitif. Değil mi? From A to B diyelim. A'dan B'ye doğru. Bakın şuraya tekrar hatırlatayım. 1, 2 artı eksi V artıdan içeriye giren I. Güç ne? I çarpı V. Buraya baktık. A ile A'yı düşünelim. B'yi ayrı düşünelim. Üst tarafa 1, alt tarafa 2 diyelim. Üst tarafa 1, alt tarafa 2 diyelim. Referansla karşılaştırdım. Pasif işaret referansımla karşılaştırdım. A'daki güç ne? PA. 1 ile 2'nin işaretleri benim pasif işaretlendirme kuralıma göre aynı. 1 numaralı terminal artı, 2 numaralı terminal eksi. Ama akıma baktığım zaman 1 numaralı terminalden içeriye doğru giren akım burada nasıl? Artı, yani 1 numaralı terminalden dışarıya doğru çıkmakta. Bakın okun yönü soldan sağa doğru, dışarıya doğru çıkmakta. Dolayısıyla akımın yönü zıt olduğu için buradaki güç hesabında ne var? Bir eksi var. Ne için? A için. PA'da bulduğum sonuç ne? Burası eksi 180 watt. Yani A üretiyor, B ne yapıyor? Tüketiyor. Şimdi B'yi kontrol edelim. Akım artı bacaktan içeriye giriyor. Neye benzer? Aynı benim referans, pasif işaretlendirme referans yönüme göre artı bacaktan içeriye girmiş. Dolayısıyla B için yazacağımız güç formülü nasıl? I çarpı V şeklinde. Büyüklükleri ne? 6 çarpı 30 şeklinde. 6 çarpı 30. Burası ne kadar yapıyor? Pozitif 180. A'nın ürettiği gücün tamamını B kullanmış. Bakın A şıkkında A'nın ürettiği gücün tamamını B kullanmış. A'nın gücünü hesaplarken hangi formülü kullanacağım güç için? P eşittir eksi I çarpı V'yi kullanacağım. B'nin gücünü hesaplarken P eşittir I çarpı V'yi kullanacağım. Buradaki formüllerde bu değerleri yerine koyacağım ve çıkan sonuca bakacağım. Sonuç negatif çıkıyorsa, mesela A'yı hesapladığımda sonuç negatif çıkıyorsa A'yı üretiyor diyeceğim. B'yi hesaplarken sonuç negatif çıkıyorsa bu sefer B üretiyor, A tüketiyor diyeceğim. Şimdi şeylere bakalım. B şıkkına bakalım. B şıkkında PA hesabı yaptığımızda eksi IV formülünde neyi koyduğum zaman? Eksi 8 çarpı eksi 20'yi koyduğum zaman burası ne? Eksi 160 watt. B şıkkı için B'nin
gücünü hesaplayalım. Bu sefer I çarpı V'yi kullanacağım dedi. Eksi 8 çarpı eksi 20. 160 watt. Yine B şıkkında da A üretici, B tüketici. A şıkkında da aynısını bulmuştuk. A üretici, B tüketici şeklinde bulmuştuk. Şimdi C'ye bakalım. Yine aynı formülleri kullanacağım. P için eksi IV A'da. B'yi hesaplarken de IV'yi kullanacağım. Bakın şuraya C şıkkını yazalım. Şu aralığa. PA için eksi IV formülünde neyi yerine koyuyorum? Şıklarda verilen bilgiyi. 4 amperi koydum. Eksi işareti formülden geldi. Eksi 4 çarpı verilen güç. Eksi 60 volt. Çarptığım zaman burası artı işaretli 240 watt. Şimdi B'yi hesaplayalım. B'nin formülü I çarpı V idi. I çarpı V. C şıkkında verilen büyüklükleri bu formülde yerine koyduğumda akım için 4, gerilim için eksi 60'ı yazdım. Çarptığım zaman bu sefer eksi 240 watt. Bakın C şıkkına göre ne oldu? Bu sefer B üretici, A tüketici oldu. Güç B'de üretildi, A'da tüketildi oldu. Benzer hesaplamayı D şıkkı için yaptığınızda, şuraya da D şıkkını yazalım. PA'yı hesaplarken eksi IV kullanacağım. Eksi formülden gelen eksi, sorudaki D şıkta verilen eksi 9 amper ve 40 voltu çarptığımda 36, 360 artı 360 watt. Benzer şekilde şuraya da D şıkkının B komponentinin gücünü yapalım. B komponenti için I çarpı V eksi 9 amper şıkta verilen 40 voltla çarptığım zaman eksi 360 watt. Bakın D şıkkında da ne oldu? B bileşeni üretici. Neden? Negatif çıktığı için güç. B bileşeni üretici. A bileşeni tüketici. Neden? Gücü pozitif çıktığı için. Bu kapalı bir devre ise, bunlar birbirine bağlı ise, herhangi bir kaçak yok ise, bir kesinti yok ise, üretilen güç tüketilen güce eşit çıkmalı. Birisinin üretici, birisinin de tüketici olması gerekiyor. A ve B şıklarında verilen işaretlere göre, yapılan ölçümlere göre A'nın üretici, B'nin tüketici olduğunu bulsak da C ve D şıklarında bunun tam tersini bulduk. B'nin üretici, A'nın tüketici olduğunu hesapladık. İşte bir arabanın aküsü zayıfladı ya da öldüğü zaman bunu çalıştırmak için başka bir arabanın aküsünden faydalanıldığını, bunların terminalleri arasında bağlantı kurulduğundan bahsetmekte. Burada pozitif terminallerin birbirine bağlandığını, negatif terminallerin de birbirine bağlandığını söylemekte ve bu çizim alt tarafta ki resimde işte artı kutuplar kırmızı, eksi kutuplar da mavi kablo ile birbirlerine bağlandığı şekilde gösterilmiş. Şimdi burada gördüğünüz I akımının büyüklüğü 30 amper olarak bu sorunun içerisinde verilmekte. A şıkkında size sorulan şey, buradaki çizime göre araçlardan hangisinin aküsünün ölü olduğu, B şıkkında da buradaki akü bağlantısı 1 dakika boyunca
bağlı kalırsa, tutulursa ne kadarlık bir enerjinin ölmüş olan aküye aktarılacağı konusunda bir ifade sorulmuş, sonuç sorulmuş. Şimdi şeye yine burada pasif işaretlendirme kuralını düşünmemiz lazım. Hemen A aküsünün şuraya A aküsünün terminallerini çizelim. Bakın üst tarafa artı terminali koydum. Alt tarafa eksi terminali koydum. Bu hattın aynısını B aküsüne taşıdım. Üst taraf artı, alt taraf eksi. I akımının yönünü çizdim. I akımı aynı soruda verildiği gibi 30 amperlik bir akım. Bunların her ikisi 12 volt. Büyüklükleri aynı. Bu da 12 volt. O da 12 volt. Şimdi şeye bakacak olursak eğer A aküsüne göre güç formülümüzü yazacak olursak ne yazmamız lazım? Yukarıdan gelen akım yani pozitif terminalden bu aküye giriş yapmış olan akım negatif terminalden çıkıyor. Akünün içinden geçip negatif terminalinden çıkıyor. Yani benim pasif işaretlendirme kuralıma göre ne yapıyordum? Çizim yaptığımda bir iki terminallerine artı, eksi, ve şu şekilde gösterip işte gücü de I çarpı V'dir dediğim zaman burada da ne oluyordu? Akım pozitif terminalden içeriye giriş yapmış ve negatif terminalden dışarıya çıkış yapmış oluyordu. Bu durumda bulduğum güç sıfırdan büyük olduğu için ne diyordum? Gücü tüketiyor diyordum. Tüketir diyordum. Şimdi aynı durumu bu noktada inceleyecek olursak A aküsünün artı ucundan içeriye doğru 30 amperlik akım girdiği için pasif işaretlendirme kuralıma göre yönlerim aynı. 1 ve 2 numaralı terminaller mesela üst tarafa 1, alt tarafa 2 dersek yine aynı işaretlendirmeyi diğer akü için de yapmamız lazım. Çünkü aynı kablodan bağlı olma durumunu kaçırmamamız gerekiyor. Her ikisi de etiketlerinin aynı olması lazım. Dolayısıyla A aküsü için kullanacağım güç formülünün akım ve gerilim ikilisi akımın düşme yönünde olmasından kaynaklı her ikisi de pozitif işaretli. B aküsü için güç formülünü yazacak olursak, bakın B aküsünde artı bacaktan dışarıya doğru akım çıkmış. Benim pasif işaretlendirme kuralıma göre 1 ve 2 yani 1 numaralı ve 2 numaralı terminallerimin gerilim etiketlerinin doğru olmasına rağmen bu terminallerde akan akımın yönü zıt yönlü olduğu için buradaki I çarpı V formülünün eksiliği aslında akımın yönünün zıt olmasından kaynaklı geliyor. Neye göre? Benim buradaki referans çerçeveme göre, pasif işaretlendirme kuralıma göre. Bu hesabı yaptık. 12 volt ile 30 amperi çarptık. Ne çıktı karşımıza? 360 watt. B için aynı hesabı yaptık. Formüldeki eksiği koyduk. 12 volt ile 30 amperi çarptık. Eksi 360 watt çıktı. Buradaki sonuçlara baktığımda neyi gördüm? B aracının aküsü dolu. A aracının aküsü boş. Yani akış nereden nereye? B'den A'ya doğru. B aracı A aracını şarj ediyor. B aracı üretici, üreten. A aracı ne? Tüketen durumda. A'nın gücü
sıfırdan büyük, B'nin gücü sıfırdan küçük olduğu için. Şimdi sorunun B şıkkında bu bağlantının bir dakika boyunca durması sonucunda ne kadarlık bir enerjinin transfer edileceği hakkında soru sorulmuş. Yine bunu yaparken şu formülümüze başvurmamız lazım. Enerji hesabı yaparken zamanla değişen güç bilgisini kullanmamız lazım. Belli zaman aralığındaki gücü hesaplamamız lazım. Evet, burada güç hesabını ne buldum? P'nin bulduğum değeri 360. Dolayısıyla zamanı da saniyeye çevirdiğimde, yani 60 saniye üstünden düşündüğümde, 360 dx dediğimde, 360 çarpı 60 eksi 0'dan 21.600 jül veya 21.6 kilo jül olarak gücü, enerjiyi hesaplayabilirim. Bu ne anlama gelmekte? B aracı A aracına aktardığı enerji toplamı, bir dakikalık enerjinin toplamı 21.6 kilojul kadarmış. Yine bir devre şeması verilmiş. Bu devre şemasının içerisinde akım ve gerilimin yönleri gösterilmiş. Yine size bir tablo verilmiş. Bu tabloda akım ve gerilim büyüklükleri size verilmiş. Soruda ne diyor? Yine aynı şeyi sormuş. Toplam güç ile ilgili bir soru var ama bu sefer üretilen toplam gücü bulmamız isteniyor. Bu verilen bilgiye ve referans yönlerine göre toplam ne kadar güç üretildiğini bulmamız isteniyor. Hemen yine ne yapıyorum? Pasif işaretlendirme kuralımın A şıkkındaki ifadesini hemen çiziyorum. Artı eksi V içeriye doğru I. Güç ne? I çarpı V. Pozitif olduğu için eğer burası pozitif çıkarsa ne olacak? Bu tüketecek. Buradaki güç negatif çıkarsa da üretecek. Bu bilgiyi hemen gözümün önüne yerleştiriyorum. Şimdi teker teker önce bu bileşenler için kullanacağım formülü bulacağım. Daha sonra tabloda verilen değerleri bulduğum formülde yerine koyarak güç sonuçlarına bakacağım. Güç sonuçlarından sıfırdan büyük olanları toplayacağım ve toplam üretilen gücün neye karşı geldiğini elde etmiş olacağım. Yine buradaki tablonun üzerine bu işaretlemeleri ve formülasyonu yazarsak takibi daha kolay olacak. A bileşeniyle başlayalım. Bunu bana siz söyleyin. A bileşeni için formülüm ne? V A İ A hocam çarpım. Eksi bacaktan eksi, girdiği için. Evet, eksi. Başında eksi. Evet. Eksi I çarpı V. Eksi I A çarpı V A. B için ne olacak? Yine siz söyleyin. Artıdan girdiği için işaretimiz artı. Aynen. İ B V B. Aynen. I B V B. C'yi söyleyin. Eksiden geliyor. Evet. Evet. İ, B, V, C, I, C, V, C. D için ne yazacağız? Eksi bacaktan girmiş. Yani aslında D devre elemanının içerisinde gerilim artışı yönünde akım ilerliyor.
Ya bu bilgiyi süzerek artıya eksiye karar vereceksiniz ya da daha kolayı terminalin işaretine bakın. Hangi terminalden içeriye doğru girdiyse ya da dışarıya doğru çıktıysa dışarıya doğru çıktığı terminalin zıttını düşünmeniz lazım. Demek ki diğer terminalden içeriye girmiş ki oradan çıkmış. Buradaki etiketi kullanarak formülü daha basit ve hızlı bir şekilde yazabilirsiniz. D için eksi bacaktan girdiğinden dolayı IDVD dedim. E için artı bacaktan girdiği için IEVE dedim. F için artı bacaktan girdiğinden dolayı IFVF dedim. Şimdi buradaki formülde ne yapacağım? Bu şeyleri yerine koyacağım. Değerleri yerine koyacağım. Bunu şöyle birazcık yakın yazdığım zaman buraya sığabilecek. Evet. Eksi. Bakın burada akımın eksi olması var. Eksi 4 buradan geliyor. Neyle çarptım? 40'la çarptım. Eksiyle eksiden dolayı sonuç artı çıktı. 160 watt çıktı. Tamam. Buradaki bütün bilgileri bu şekilde teker teker yazacak olursak şu yanlarına şöyle hızlıca eşittir koyayım. Sol taraflarına yazayım. Çok zaman kaybetmeyelim. Burası 160 watt. Bakın şeyi kaçırdım. Watt dedim, yanlış söyledim. Tabloda miliamper olarak verilmiş. Dolayısıyla burası watt değil. Ne olmalı? Miliwatt olmalı. Aman buna da dikkat edelim. Çünkü burada bulduğunuz bilgiyi başka bir yerde kullanmanız gerekebilir. Benim gibi şeye düşüp de hep watt diye devam edip tabloda verilen büyüklüklerin kat sayısına dikkat etmediğimiz takdirde bundan sonraki süreçte bu gücü kullanırken mesela ne yapmam lazım? 160 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde bunu ifade etmem lazım. Watt'a çevireceğimiz zaman, watt olarak göstereceğimiz zaman bu şekilde göstermemiz lazım. PB için 96 miliwatt bulacağız. Eksi 24 çarpı eksi 4'ten. PC için 64 miliwatt bulacağız. PD için eksi 120 miliwatt bulacağız. E için 100 miliwatt bulacağız. F için de eksi 300 miliwatt bulacağız. Şimdi üretilen güç dendiği zaman buradaki formülde artı olanlarını düşünmememiz gerekiyor. Artı olanlar üretiyor dememiz gerekiyor. Bir de buradaki değerleri koyduktan sonra çıkan sonuca bakmamız gerekiyor. Bu sonuçlarda artıları toplamamız gerekiyor. Bu şeyleri topladığınızda, değerleri topladığınızda toplam üretilen gücü 160, 96, 64 şurası bir de 100'ü topladığınızda işte toplam P üretilen şeklinde sonucu buluyorsunuz. Evet, bir diğer soruya bakalım. Bakalım bu soruda ne demiş? Bir projede mühendis olarak çalıştığımızı varsaymamızı istemiş. Bize bağlı olarak çalışan bir başka mühendisin bu figür 1.31'de verilen bağlantı iç şeması için bir raporlamasından bahsetmiş ve bu
tablo ve şeye göre, ifadelere göre güç şeyinde, güç üretiminde ve tüketiminde, yani güçle ilgili bir sıkıntı olduğu size bildirilmiş. İşte sizin altınızda çalışan kişi tarafından bu sistemle ilgili bir güç sorununun olduğu dile getirilmiş. Bağlantılar işte ve ölçüm sonuçları tabloda görülüyor. Acaba diyor bu kişi, bu bilgiyi söyleyen kişi doğru mu söylüyor? Bunu açıklamamızı istiyor. B şıkkında da eğer bu kişi doğruyu söylüyorsa bu hatayı nasıl bulabileceğimizi bize soruyor. Bu kapalı bir sistem. Benim beklentim ne? Üretilen gücün tüketilen güce eşit olması. Beklentim bu. Bunu bulabilmek için de ne yapmam lazım? Her bir devre elemanının teker teker gücü üretiyor mu, tüketiyor mu, buna bakmam lazım. Bir önceki soruda yaptığım gibi önce bu devre elemanlarının formüllerini çıkartıp daha sonra buradaki sayısal değerleri o formülde yerine koyup sonuca bakmam lazım. Artı işaretlileri kendi içinde, eksi işaretlileri kendi içinde toplayıp acaba toplam üretim toplam tüketime eşit oluyor mu diye, üretim tüketime eşit oluyor mu diye kontrol etmem lazım. Arada bir fark varsa bulduğum bu farkın yarısını hesaplayıp güç çarpımında hangisine karşı geliyorsa, hangi büyüklüğe karşı geliyorsa onunla ilgili bir sıkıntının olduğunu söyleyebiliriz. Şeylere baktığımız zaman, bu hesapları yaptığımız zaman A şıkkının sonucunda, ben artık uzun uzadıya bunu yazmayacağım, şunu bulmanız lazım, ben size sonucu yazayım. Toplam üretilen sonuç 305,12 watt bulacaksınız. Toplam tüketileni de 357,92 watt bulacaksınız. Yani burada bir ne var? Eşitsizlik var. Bu eşitsizliği nasıl gidereceğiz? Aradaki farka bakacağız. Aradaki fark ne kadar? Buradaki fark 52,8 wattlık bir büyüklük söz konusu. 52,8 wattın yarısını aldığınızda burası ne yapıyor? 26,4 watt yapıyor. 26,4 wattı şeyde takip ettiğinizde, bu çarpımlarda takip ettiğinizde, bunun F komponentinde, yani şu bileşenle ilgili bir sıkıntı olacağını bulacaksınız. Buradaki F'yi büyüklüğüne baktığınız zaman bunun aslında hesaplamalarda ve burada verilen referansa göre, bakın hemen PF'yi söyleyelim. PF formülüm ne olacak? Artı bacaktan içeri girdiği için IF çarpı VF'nin artı işaretlisi olacak. Bir de buradaki değerleri koyduğumda 66 çarpı 0.4 dediğimde F için 26.4 wattı bularak aslında buradaki bilgiye ulaşıyorum. Yani sonuç pozitif olduğu için bunu tüketilenler hanesine aslında ekleyerek buradaki 350'yi buluyorum. Ama aslında ne olması gerekiyormuş? Ya bu tabloda verilen volt ya da akımın işareti yanlış yazılmış, ya da buradaki devre şemasını çizen kişi ya buradaki akımın yönünü ya da buradaki gerilimin etiketlendirmesini yanlış yönde yapmış. Bunlardan herhangi bir tanesinin
işareti değiştiğinde ya da buradaki sayılardan bir tanesinin işareti değiştiğinde ne olacak? Buradaki 26.4 watt eksi 26.4 watt olarak karşımıza çıkacak. Yani üretilenler hanesine yazılacak. Üretilenler hanesinden 26.4 watt arttırıp tüketilenler hanesinden de 26.4 watt azalttığımızda aradaki bu fark ortadan kalkacak ve çözümün ya da hatanın nerede olduğunu net olarak söyleyebileceğiz. Evet, son olarak bildiğim kadarıyla bu sorumuz son sorumuz. Son olarak da bu soruya bakalım. Bakın bu soruda şöyle bir şey, figür 1.7'de bu soruya ait bir çizim. Figür 1.7 var. Bakalım burada ne demiş? Yine buradaki figürün tipik bir ev için güç dağılım şeyiymiş, grafiğiymiş. Burada herhangi bir güç kaybının, kablolarda herhangi bir güç kaybının olmadığını kabul etmemizi istiyor. Aslında buraya A ve B şıkkı şeklinde yazmış ama bunlar yanlış yazılmış. Bu sorunun devamı bu şekilde. A ve B şıkkı diye bir şey yok. Aksi takdirde şey olmaz. Çözüm çıkmaz. Anlamlı bir soru olmaz. Şimdi soruda istenen şey şu. Buradaki güç dağılım devresi için yeni bir model oluşturmamız istenmekte. Bakın buradaki çizimini gördüğümüz bu yapı için yeni bir model oluşturmamızı istiyor. Bunu yaparken aynı isimleri, aynı gerilim polarite yönlerini, aynı akım yönlerini kullanmamızı, her bir devre elemanı için aynı şekilde bırakmamızı istiyor. Fakat şeye baktığınızda, alt taraftaki bilgilere baktığınızda, bu bilgilerin içerisinde komponent isimlerine baktığınızda A var, B var, F var, G var ve P var. Şekle baktığımız zaman C, D, E komponentleri de var. Burada çizilmiş bu komponentler de var. Ama bunun bilgileri burada yok. C, D, E komponentleri için bu bilgiler yok. Sorunun devamı şöyle. Eğer diyor bu modifikasyon yapıldığı zaman güç dengede kalıyorsa bu model içerisinde modifiye edilmiş halinde dengede kalıyorsa G birleşeninin soruda verilmeyen akım değeri için IG kaç olduğunu, kaç olabileceğini sormakta. Şimdi önce modifikasyonu yapacağız. Daha sonra neyi kabul edeceğiz? Gücün dengede olduğunu, balansta olduğunu kabul edeceğiz. Yani toplam üretilenin toplam tüketilene eşit olduğunu kabul edeceğiz. Ve buradan tabloda verilmeyen, bilinmeyen bu akım değerini bulacağız. Öncelikli olarak yapacağımız şey şu, aslında burada bilgisi verilmemiş olan kısmı olmadığını, buranın kaldırıldığını düşünmemiz lazım. Modifikasyonumuz bu şekilde. Yani elimizde ne var? Şuraya tekrar çizeyim. A var, B var, F var, G var, bir de P var. Buradaki C'yi, D'yi, E'yi ne yaptım? Kaldırdım. C, D, E'yi kaldırdım. A, B, F, G, P.
Bunların gerilim yönleri aynı, bunların aynısı. Akım yönleri birebir aynı. Bunları hiç değiştirmiyorsunuz. B için de, G için de, F için de, H için de soruda verilen gerilimlerin etiketlerini ve bu devre elemanlarının üzerinden akan akımları, yönünü değiştirmiyorsunuz. Ne yaptık? C, D, E'yi çıkartarak modifiye ettik. Benim şimdi yeni modelim bu. Şimdi soruya geri dönelim. Soruda da bu bilgileri bu yeni modelde kullanacağız. Bunun dengede olduğunu kabul edeceğiz. Ve bilinmeyen akım değerini bulacağız. İşte bunu şey yaparken bu bilgileri tabloya bakarak, buradaki referans yönlerine bakarak yine pozitifleri kendi içinde, negatifleri kendi içinde şey yapmamız gerekiyor, organize etmemiz gerekiyor. Buraya önce formüllerini yazalım. A için ne kullanacağım? Artı bacaktan giriş yaptığından dolayı IA, VA. B için eksi bacaktan giriş yaptığı için eksi IB, VB. F için, PF için eksi bacaktan giriş yapıyor. Eksi IF, VF. G için artı bacaktan giriş yapıyor. IG, VG. H için de artı bacaktan giriş yapıyor. IH, VH. Şimdi bu formülde sorudaki büyüklüklere, şuradaki işaretleri ve akım gerilim büyüklüklerini yerleştireceğim. Burada 120'ye akım eksi 10, IA eksi 10, VA 120, B için akım 10 ama formülden gelen bir eksi var. VB 120. F için formülden gelen bir eksi var. Akım 3 amper. Gerilimi eksi 120 volt. G için akımın ne olduğunu bilmiyorum. Formül pozitif. Dolayısıyla burayı IG şeklinde bıraktım. VG'yi biliyorum. Bana 120 olarak verilmiş. H için formülüm pozitif. Her ikisi de negatif. Akım eksi 7 amper verilmiş. Gerilim de eksi 240 verilmiş. Buradaki şu bilgileri hepsini teker teker şeye işledim. Bulduğum formüle işledim. Şimdi burada çarpım sonucunda pozitif çıkanları eşitliğin bir tarafında, negatif çıkanları diğer tarafında tutup hesaplayacağız. Buna baktığımızda bakın P üretilen eşittir P tüketilen. Aslında yapacağımız iş bu. Şeyleri topladığımız zaman, bu bilgileri topladığımız zaman bunu şöyle de ifade edebilirsiniz. Toplam üretilen eksi toplam tüketilen neye eşit olmalı? Sıfıra eşit olmalı. Yan yana yazıp toplayıp sıfıra eşitlersek, şuradan başlayayım alt tarafa, eşittir diyeyim. 120 çarpı eksi 10 artı, pardon artı değil, burası eksi olacak. Eksi 120 çarpı 10 eksi 120 çarpı 3 artı bilinmeyen IG akımıyla 120'yi çarptım, artı dedim, eksi 240 ile eksi 7'yi çarptım. Neye eşitledim? Sıfıra eşitledim. Buradan
Ne buluyormuşuz? 120 IG. IG. Şunu yukarıya yazayım. Ya da ha, buraya yazabiliyorum. Tamam. 120 IG 360'a eşit oluyormuş. Buradan da IG 3 ampere eşit oluyormuş. İşte soruda bilinmeyen bu IG'nin büyüklüğü 3 amper. Bugünkü dersimizi sonlandırabiliriz. Önümüzdeki hafta yeni ders notlarıyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.